Düzce'de 15 Mart 2020 tarihinde cezaevi firarisi Erdi Sungur'la birlikte yakalanan eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık'ın kasten adam öldürme suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Yağmur Aşık savunmasında iddiaları kabul etmeyerek Emre Aşık'ı öldürmek istediği yönünde kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Yağmur Aşık savunmasında Erdi Sungur bana 2020 yılı Şubat ayında sosyal medyadan mesaj atarak elinde Emre'nin eşcinsel görüntüleri olduğunu ve bana vereceğini söyledi. Ben de boşanma davasında delil göstermek ve çocuklarımın velayetini almak için Düzce'ye geldim. Görüntülerin bir kısmını bana verdi. Yüzü görünen kısmını ise vermedi. Bu süreçten sonra Erdi Emre ile FETÖ sohbetlerinden tanıştığını, bu yüzden Emre'nin adamlarının bizi öldüreceğini söyleyerek beni korkutmaya başladı diye konuştu. Eski eşiyle birlikte üzerine iftira atıldığını, bu yüzden kötü tanındığını söyleyen Yağmur Aşık, bu sayede çocuklarımı elimden aldılar. Bunlar koordineli bir şekilde bana iftira atıyorlar. Ben çocuklarımın babasına böyle bir şey yapmam dedi. İddiaların odağındaki Erdi Sungur ise biz Yağmur'la günlük kiralık evlerde kaldık. Kendisinin hoşuna gittiği için telefonu elime verip bana çıplak görüntülerini çektirdi. Benim onu korkuttuğumu söylüyor ancak kendisi beni korkuttu dedi. Yağmur Aşık'ın avukat tarafından yazılı savunma ve delillerin sunulması için mahkemeden ek süreyle dosyaya yayın yasağı konulması talep edilirken mahkeme heyeti ise yayın yasağını kabul etmeyerek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.